Herkese yeniden selamlar, merhabalar sevgili oğlaklar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz diyorum. Umarım sağlıklı, sıhhatli ve çok çok mutlusunuzdur. Bugün 11-17 Aralık haftalık kahve bakımınızı sizler için yorumluyorum. Şimdiden her şeyin hayırlısı uğurlusu olsun. Güzel bir haftaya kocaman merhaba diyelim. Arkadaşlar bir şeyi gerçekleştirmek istiyorsunuz. Sizin yuvadaki insanların geleceğini çok büyük derecede etkileyecek olan bir olayın tam böyle ya giriş aşamasındasınız, başladınız, başlayacaksınız ya da düşünceleriniz böyle tam hani gerçekleşiyor. Bir cevap bekliyorum, bir atılım bekliyorum. Böyle o hevesin gelmesini bekliyorum gibi bir durumunuz var. Böyle çok başlarda olan bir durum. Arkadaşlar ancak size bakın bir engel olacak durum vardı. Allah'ın izniyle hakkınıza da hayırlısıysa eğer ki buradan gördüğünüz gibi bir sıkıntı ki burası hani sizin planladığınız gelecek hani e, olası gelecekten öte siz ne planlıyordunuz ne düşünüyordunuz onun olduğu kısım. Bakın burada bir engel vardı sevgili arkadaşlar aktı. Şimdi şöyle yapacağım çünkü şu kısım e, oynuyor. Çok fazla fincanın içine gitmesini istemiyorum. Bazen yani akıtırken söyleyeyim bazen yorumlarda e orayı neden çıkartıyorsun, neden akıtıyorsun? E çıksın yani kalmasının hiçbir manası olmadığı için ve gidecek bir sıkıntı neden haneye geri düşsün? Şu anda biz burayı yorumluyoruz. Yani hiç gerek yok. Hani onu da, onu da küçük bir açıklamasını yapmış olayım. Şimdi arkadaşlar sizlerin önünde gerçekten e, böyle büyük bir maddiyat gibi aile gibi ben ailemi karşıma almak zorundayım. Bir grup insanı geride bırakmak zorundayım. Her şeyimi bırakmam lazım. Tası tarağı gerekiyorsa toplamam lazım. Yerimden, yurdumdan olacağım belki de. E, ya da çok büyük bir karar vermem gerekiyor. Hani öyle ay ufak bir şeyler aldım. Bir yere gittim, gezdim, geldim. Böyle küçük şeyler değil. Baya baya arkadaşlar hayatınızda yeni bir düzen oluşurcasına bir durumunuz görünüyor. Ya ben ev almak istiyorum. O yüzden herkes kemerleri sıkacak. Çok büyük bir işte para politikasıyla geldim size diyebilirsiniz. Taşınıyorum, gidiyorum, geliyorum, evleniyorum, boşanıyorum, çocuk geliyor. Herkes kendine hazırlasın. Yani sadece sizi değil Hanedeki insanları da çok yoğun bir şekilde etkileyen bir karar dönemi. Bir başlangıç dönemi var. Çok güzel bu arada. Neden çok güzel? Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Tertemiz görünüyor. Ve yani hayatınızda böyle nasıl denir? Bazı şeyler vardır. Kilometre taşıdır. Yani miladınız olur. Sizin için çok önemlidir. Asla unutmayacağınız tarihlerden, olaylardan bir tanesi olur. Sizin için de bu hafta başladığınız gelen sonuçlar, aklınızdaki şeyler sizin için böyle bir durum olabilir. Tabii ki bu kadar büyük bir şey. İlla ki bugün, şu gün, bu hafta olacak denmesi çok çok yani mümkün değil. 2024 yılında zaten sizlerin kendinize böyle bir yani çok yanlış bir tabir olacak ama kendinizi böyle bir baştan yaratma durumunuz, her şeyi tam istediğiniz gibi fiziki olarak da mental olarak da maddi olarak da istediğiniz gibi yapmak için çok çok çabaladığınız ve başarılı olduğunuz bir dönem. 2024 tarot okumasında da söylemiştim. Karşınızda engel olacak insanlar, durumlar çekilmeye başlıyor ve tamamen yani şansınızdan öte sizin verdiğiniz emekler sayesinde hani o taşı biri sizin için kaldırmıyor. Siz kendi emeğinizle o taşları kaldırıyorsunuz. Kendi yolunuzu kendiniz açıyorsunuz. Halindeki kişi için de aynı şekilde tamamen emek vererek yapılan bir şey var. Ve bakın bunun düşünceleri daha bu haftadan konuşmalar, araştırmalar, bir başvuru yapacaksanız bakın şimdiden demek ki kendisini göstermeye başlıyor. Belki de aklınıza sadece düşünceyken bu bakımla beraber yani bir şeyler evet bana göz kırpıyor diyebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar bakın şu kısım şöyle bir durum var. Sizi yukarıya kaldıracak olan düşünün ki havada bir kaya var. Aşağıya sizin için iniyor. Üzerine biniyorsunuz ve o kaya ile beraber yani uçan bir kaya düşünün. Yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Yani sizi çok sağlam bir şekilde bulunduğunuz maddi, manevi, ev, konum, iş, me makam, mevki, mental anlamda çok aşağılardan alıp yukarıya çıkaracak olaylarınız var. Aynı zamanda hanenin içi de çok güzel görünüyor. Baktığımızda zaten pıtır pıtır bir sürü noktalar var. Ne kadar çok nokta, o kadar çok yoğun düşünce, o kadar çok isteme, o kadar çok hakkında araştırma yapma demektir. Demek ki sizlerin de yani iki gün baktım, üçüncü gün unuttum diyeceğiniz değil, hayatınızı hatta iz bırakabilecek kadar çok çok büyük olaylar var. Aynı zamanda bununla ilgili çok fazla telefonlar ve bereketle gelecek olaylar var. Her şeyin hayırlısı olsun arkadaşlar. Yani ister evlilik düşünüyor olun, ister dediğim gibi boşanma olun. Yani sizin için önünüzde engel olan nedir? Bunu halledebildiğiniz bir döneme artık giriyorsunuz. Bu hafta daha de arkadaşlar. Sizi şöyle gazlayan güzel bir dönem olsun. Buraya baktığında arkadaşlar kollarınızı kaldırmışsınız. Bakın resmen oynuyorsunuz mutluluktan. Ama sizin bu mutluluğunuz hani bu anlattığım olayla alakalı olabilir ama burada bakın bir tane sevmediğiniz insan var. Zamanında çok değer vermişsiniz. Sağlığında koşturmuşsunuz. Yani özellikle sağlık olaylarında koşturmuşsunuz. Veyahut da onun bir aile ilişkisiyle ilgili işte eşim böyle sıkıntılı, partnerimle böyle sorunlarım var, ailevi sorunlarım var. Var. Dediğinde ya yanında olmuşsunuz, derdine derman olmuşsunuz, ortak olmuşsunuz veya hatta bu kişinin bir sağlık olayı olmuş, işte ziyaretine gitmişsinizdir, refakatçi kalmışsınızdır, yemek götürmüşsünüzdür, bir taziye gününde yanında olmuşsunuzdur. Yani bu kadar hani dibinde dipçiğinde olduğunuz bir insan, ama arkadaşlar bu kişiyle son zamanlarda aranız bozulmuş olabilir ya da her an bozulabilir. Bu kadar zamanla samimi olunmuş bir insan. Şimdi arkadaşlar biraz e, çok özür dileyerek söylüyorum bu kişiyi sizler fareye benzetiyorsunuz. E, fiziki anlamda olabilir ya da e, işte diş yapısıyla alakalı olabilir. Yani kişiye baktığınız hani bazen insanı gördüğünüzde e, böyle ay çok güzelsin ceylan gibi gözlerim var dersiniz ya böyle bir işte kedi gibi minnoş çok tatlı yani böyle bir benzetme yaparsınız ya bu insana yaptığınız benzetme biraz daha bu tarz bir varlıkla alakalı belki de çok fazla böyle bir şeyler araklamayı istemeyi seven bir insan olduğu için böyle de bir fare belki kokusu <laughs> bilemiyorum böyle bir benzetmeniz var aslına bakarsınız ve bu insanın arkadaşlar bir düşüşü var yani sadede gelecek olursak böyle bir durum var bu kişinin düşüşü sizi çok mutlu ediyor. Yani ben hiçbir şey yapmadım. Kendi kendine işte belasını buldu. Kendi kendine yaptı. Kendi kendine etti. Hiç de üzülmedim deyip hatta tam tersine oynadığınız bir dönem. Birilerinin düşüşü evet sizi e, mutlu ediyor yani. <laughs> Kim de derse desin. Aa çok üzüldüm vah vah demiyorsunuz. Hiç nötr de değilsiniz. Mutlu bile oluyorsunuz. Çünkü evren siz hiçbir şey yapmadan onda bir karma yaşatması bir aynalamanın olması sizi çok çok memnun Ediyor. Onun haricinde sevgili arkadaşlar bir kupa kaldıracak birisi var burada. Ama öncelikle e, mental durumuna çok dikkat etmeli. Kendini beğendirmeye çalışıyor. Yani ailem beni beğenmeli, ailem beni desteklemeli, iş yerindeki insanlar bana bayılmalı, partnerim beni çok beğenmeli fiziğimi, hmm, kilo aldım, acilen yemeği içmeyi her şeyi kesiyorum. Bu sefer e, bu mental anlamdaki zorlayıcı düşünceler kişi sağlık anlamında çok yoğun etkileyebilir kendi için bir başarı olabilir. Ama e, yani bir kupa kaldıracak olabilir fakat düşünceler biraz sağlıksız. Kişiyi de bu anlamda etkileyebilir. Yani ders çalışanlar işte bir şey için çok e, yoğun o dönem içinden geçenler varsa ya da böyle kendimi beğendirmeliyim ailem işte benimle gurur duymalı diyerekten e, ya da sizler aman aşim ailem çoluk çocuk heder olurlar ben olmazsam hep onlar için ayakta kalmalıyım uyumamalıyım gibi bir düşünce varsa bakın biraz kendinize e, dikkat etmenize fayda var. Burada adında soyadında Y, E, F, T ve K harfi olan bir insan var sevgili arkadaşlar. Bu kişiden çok güzel bir destek görüyorsunuz. Size şöyle bir davranışta bulunabilir. Ne yatıyorsun ya? Kalk artık. Adında soyadında SN M ay sinem diyeceğim neredeyse S N M harflerindeki kişi geliyor. Adında içerisinde S N M harfi illa hepsi bulunacak değil. Bu S M harflerinin olduğu şehirden, yerden bak sana mail gelmiş. Bak seni aradılar. işte şu kişi seni soruyor. Şöyle böyle bu şehirden bir şeyler gelecek. Bu ülkeden bir cevap bekliyor muydun? Bak buradan aradılar. Bak eve işte kargo geldi. Buradan mı bekliyordun? Yani böyle bir durumunuz olabilir. Sizi böyle heyecanlandıracak haberleri veren bir kişi olarak görünüyor. Buradasınız çok güzel bir ikili ilişki görünüyor. Hem ikili ilişkileri destekliyorsunuz hem de ikili ilişkilerinizde çevreniz tarafından da karşı taraf tarafından da desteklendiğiniz yalnız bırakılmadığınız bir dönem. Ortada güzel bir balık ve kısmet var arkadaşlar. Dışarıda 3 kişi hakem gibi duruyor. Hiçbir şey yapmıyorlar açıkçası. Çok sizden tarafa değiller. Sizin tarafınızı tutan insanlar çok çok pasif karşı tarafı tutanlar diyeyim yani ortada gibi görünmelerine rağmen aslında bu kişiyi tutuyorlar biraz arkadaşlar orası daha baskın geliyor sizi destekleyen insanlar eh yalnızsın ya hani biraz daha böyleler ya siz de cabbar olun beni savunun bak onlar onu nasıl savunuyor siz de beni hani destekleyin savunun yok hayır ya biraz böyle olmaları, sizin kendinizden çok ödün vermenize neden olabilir bu bir. Ayrıca bu ikili ilişkilerde bir kısmet. Tabii ki aşk olabilir, evlilikler olabilir, partner durumları olabilir. Onun haricinde siz ve evladınız, belki diyeceksiniz ya ailem beni destekleyin bakın ben çocuğumla görüşmeye gideceğim. Yani bir yanımda olun arkadaşlar, yanımda olun. Ben bakın iş görüşmesine gideceğim. Bari bir kişi benimle gelsin. Aa yok hepimizin işi var. Dişimiz ağrıyor, kulağımız, başımız ağrıyor, gelemeyiz. Biraz böyle olabilirler ama karşı tarafta da bir insan var. Bu belki bir iş olayı olabilir, bir iftira atıldı, orada kendinizi savunacaksınız. Yani arkadaşlar yalnızsınız, karşı taraf biraz daha kalabalık görünüyor. Ki bakın burada hatta size ufaktan adında soyadında A ALV harfi olan birisinin biraz da müdahalesi var. Yani e, o yüzden kendinize dikkat edin. Bir kadın var sevgili kadın takipçilerim direkt sizler için söylüyorum. Erkekler burada, kadınlar burada. E, ailenin, yuvanın iç kısmının beyni tamamen sizsiniz. İkili ilişkilerde küs olduğunuz bir insan varsa, özellikle de erkek, bu kişiyle barışıyorsunuz ama onun barışması sizi çok sevdiği için sizin barışmanız tamamen arkadaşlar mantıkla alakalı. O sizi seviyor, siz onu mantıkken seviyorsunuz. Yani çok oranın detayına girmek istemiyorum. Böyle bir olay görünüyor. Yani erkekler için de bu kısım geçerli. Bir de bir yemek olayı problem. Bir yemek olayından ufak bir tartışma çıkabilir. Niyetiniz aval arkadaşlar. Biz bakana kadar oraya gelene kadar maşallah çok hızlı bir şekilde devam etti. Elinizde de bu arada bu kişi kılıç gibi olmuş. Siz bu kişinin hakkından bu arada geliyorsunuz. Bayağı da uzun büyük görünüyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakınız. Hoşçakalın. Bay bay.